Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Haziran 2023, Almanya'da tatil. Ama Alman marketleri açık, Alman borsası açık. Bugün borsadaki pozisyonlara bakacağız. Nasıl pozisyonlar çıkmış, stratejilerime hangisi uyuyor? Bunları kursta görebilirsiniz arkadaşlar. Hangi stratejiler var diye. Gördüğünüz gibi kullandığım platform her zaman aynı değil ama grafikleri her zaman aynı şekle getiriyorum. Kullandığım platform ne kadar değiştirmeye izin veriyorsa o şekilde değiştiriyorum. Örneğin burada çubukların renklerini çok değiştiremiyorum. Ama diğer ortalamalar var. Ortalamaların rengini değiştirebiliyorum. En azından onları ayarlayarak işte kullandığım zaman aralığında hangisi uygunsa onu kullanıyorum. Siz de bunu mesela TradingView ya da herhangi başka bir platform kullanıyorsanız TradingView dışında bulunduğunuz bölgeye, ülkeye göre ayarlayabilirsiniz ya da platformunuz aynı olması gerekmiyor. TradingView dışında başka bir şey kullanmak istiyorsanız gene aynı şekilde ayarlayarak ekranları, her zaman kullandığınız ekranları, çünkü göz alışkanlığı oluyor, ayarlayarak bir başka platformda da aynı şekilde işlemleri analiz edebilirsiniz. Evet, şimdi Continental AG'ye bakıyoruz. Alman hissesi. Bakın şurada. Şu anda alım formasyonu oluştu arkadaşlar. Trend yukarı doğru. Diğer hisselere de bakacaktık. Biz bakarken böyle bir formasyon oluştu. Bu veriler gerçek zamanlı veriler. Şu anda saat 13:59. Burada da bakın. Gerçek zamanlı veri olduğu için 5 dakikalık grafiğe bakıyoruz. Alım formasyonu mesela almış olsaydık belki stop loss'umuz çalışacaktı. Belki de çalışmayacak. Şu anda daha işlem devam ediyor. Yani veriler gelmeye devam ediyor. Almış olsak şurada alacaktık. İşlemimiz daha devam ediyor olacaktı. Daha stop loss çalışmamış olacaktı. Evet, genel olarak bizim bugün görmek istediğimiz işte Alman hisseleri bugün ne yaptı, hangi formasyonları görüyoruz, her zaman görünebiliyor mu kullandığımız formasyonlar diye. Kullandığım platform finansın.net platformu bir Alman web sitesi, TradingView değil bildiğiniz gibi. Tabii TradingView'de ekstra veriler için para vermem gerekiyor. Burada hem veriler gerçek zamanlı hem de daha sık veri geldiği için grafiklerin daha düzgün olduğunu görüyorum. Şu anda evet. İlk başta buna bakarsak, burada Almanya borsası için konuşursak borsa 9'da açılıyor. Amerika'da 9:30 açılıyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 10'da açılıyor borsa. Tabii her borsa için farklılıklar var. İşlem yaptığınız borsayı bilmeniz gerekiyor. Almanya'da borsa 9'da açılıyor. Bugün ayın 8'e 8 Haziran. Burada tarihi var zaten şu aşağı kısımda arkadaşlar. Beş dakikalık grafiğe bakıyoruz. Alt zaman aralığı her hisse için iyi görünmüyor. Bazı işlem. Zaten burada bakın 2 dakikalık grafiğimiz yok zaten. 1 dakikalık grafik de çok dalgalı bir grafik. 1 dakikalık grafikleri incelemek bizi hemen pozisyondan çıkartacak dalgalanmalara takı bakın. Aralarda hep boşluklar var vesaire. 2 dakikalık daha uygun olurdu. Bu platform ama 2 dakikalık ya da 3 dakikalık verileri bize göstermiyor. Böyle bir opsiyon yok burada seçebileceğimiz. Bakın biraz önce alım formasyonu oldu demiştim. Şu anda herhangi bir bozulma yok alım formasyonunda. Stop loss çalışmadı. Evet, ilk başta burada gördüğümüz alım formasyonları var arkadaşlar. Mesela şurası güzel bir alım formasyonu. Burası güzel bir alım formasyonu. Burada gördüğümüz 20 periyot yukarı doğru çıkıyor. Trend yukarı çıkıyor.
Şurası bir formasyon. Şöyle çizmemiz gerekirse, mesela stop loss burada oluyor. Alım formasyonu pardon, burada tetikleniyor. Burada tekrar zaten iyi bir ilerleme yapıyor. Pardon. Burada tekrar ekleyebiliriz. Daha sonra ilerliyor arkadaşlar. Burada gene güzel bir alım formasyonu var. Tabi aralarda yapılabilecek işlemler var. Onların hepsini anlatmıyorum. Genel olarak mesela şu bölgede alım formasyonu için uygun bir yer. Bu ilk çizdiğim yer. Alım bölgesi. Şu çubukta alıyoruz. Stop loss'umuzu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Burası alım yeri. Burası da stop loss bölgesi. Şurası alım çubuğu. Bundan sonra tabii aldıktan sonra sadece işlem bitmiyor. Yeni başlayanlar ilk başta nerede alınır diye düşünüyor arkadaşlar. Ya da rastgele alıyorlar. Tabii ikisi de iyi değil. Sadece nerede aldığınız önemli tabii ama sadece önemli olan bir şey değil. Aldığınız ve sattığınız yerdeki bölgede pozisyonu yönetmeniz gerekiyor. Örneğin burada nerede çıkmanız gerekir? Nasıl çıkmanız gerekir? Eğer psikoloji, borsa psikolojisinde sorunlarınız varsa ilk kısa bir ilerlemeden sonra örneğin şurada çıkış yapıyorsunuz ya da şuralarda çıkış yapıyorsunuz. Yani siz tepkisel karar verip erken çıkmış oluyorsunuz borsa işleminden ama bu kadarlık bir kazanç daha yapabilirdiniz. Bu ikisi arasındaki yere yani girdiğiniz ve çıktığınız yerdeki bölgeye işlemde olduğunuz bölge yani pozisyon yönetimi yapmanız gereken bölgedir. Bu tabi biraz biraz düşünmeniz gereken ilerleme nasıl oluyor ona göre karar verebileceğiniz ve değişiklikler yapabileceğiniz bir bölge. Fiyat ilerlemesine göre farklı kullanım metotları, farklı çıkış metotları, trail metotları yani stop loss taşıma metotları kullanılır. Buna göre tabii hissenin nereye, ne kadar, ne zaman çıkacağını hiç kimse bilemez. Hisseyi işlemi yaptıktan sonra başarılı olmalı oranı %50 ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. İki tane sonuç vardır. Fakat bir formasyon oluştuktan sonra ilerleme oranı farklı bir istatistik. İşleme girdikten sonra kayıp ya da kaybetme farklı bir istatistik. Yani işleme girdikten sonra başarı oranınız, işlemdeki başarı oranınız her zaman %50'dir arkadaşlar. Çünkü işlemin iki tane çıktısı var. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Bu iki sonuç %50, %50 olur yani. Tabii bir formasyonun ilerlemesi %50, %50 olmayabilir. Bazıları %30 olur. Örneğin yukarı doğru kırılım stratejileri örneğin. Şu tür işlemler yapanlar hep bunun üstünde alanlar arkadaşlar. Başarı oranları az az olasılık olan işlemlerle stratejilerle işlem yapıyor demektir. Nedir, ne demektir bu? Başarı oranı az olan metotları kullanıp işlem yapıyorsak getirimizin yüksek olması gerekmektedir. Yani başarı oranı az olan bir işlem yapıyoruz diye her zaman kayıpta olacağız anlamına gelmemektedir bu. Bakın biraz önce ben şurada buy setup oluştu dedim. Şurada girmiş olurduk işleme eğer işlemi yapsaydık.
Şu bizim bir risk birimimiz oluyordu. Hemen geldi zaten oraya ama stop loss'umuz çalışmadı. Hala geri geldi. Hala aynı yerde ilerliyor. Buraya tekrar şöyle çıkabilir. Ama biz bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Nereye gideceğini bilmiyoruz. İşlemi yaptık. İşlemden sonra borsa kendi karar veriyor. Borsaya katılımcıların hepsi toplu şekilde ne tür karar veriyorsa, hepsi alıyorsa, çoğunluk alıyorsa mesela yukarı doğru ilerlemeye devam ediyor. Yani bu seçimler gibi kim almış, kim oy vermiş, kim vermemiş, yüzde kaç oy vermiş, hangi bölgeye istatistik olarak mesela yapabilirsiniz ama kimse kimin oy verdiğini, kimin vermediğini direkt olarak bilemezsiniz. Şu bölgeden şu kadar oy geldi, şuradan şöyle oldu vesaire gibi. Bunda da mesela daha sonra işlemler olduktan sonra şu kadar kişi şu hisseyi almış, şu kadar yatırım fonu bu hisseyi almış gibi işlemler, istatistikler görebiliyoruz. Bakın hala ilerlemeye devam ediyor. Evet. Bu tabii bir hisseydi. Bugün açılışta başka hisseler de vardı. Sırayla hepsine bakalım. Deutschland 40 yani Almanya 40 endeksindeki hisselere bakacağız. Burada herhangi bir şey yok. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı gitmiş. Bayer. Bu BMW şirketi. Buralarda bir şey var. Alt zaman diliminde belki arkadaşlar. Alt zaman dilimi tabii maalesef sadece bir dakikalık olduğu için tam göremiyoruz burada. Bakın şuralarda alım formasyonu. 2 dakikalık da daha iyi görünür tabii. 5 dakikalığa tekrar geri dönelim. Burada işlem yapmıştım ben bugün. Bunun altında satış yaptım. Bu 15 dakikalıktı arkadaşlar. Şu formasyon. Büyük bir çubuk. Yatay dinlenme. Sonra ilerlemeye devam etmişti. Bundan dolayı bu formasyonu gördüğüm için işlem yapmıştım. Tabii aşağıya doğru çok ilerlemesi de olmadı. Daha sonra biraz veriler yavaş geliyor galiba burada. Mesela şurası güzel. Burası güzel arkadaşlar. Alt zaman dilimlerinde tekrar bakılabilirmiş. Bakın şu gene bir formasyon olmaya başlamış. Buradan aşağı inebilir. Bakacağız arkadaşlar nasıl ilerleyecek diye. Tabi bu anlattığım konuların hiçbiri belli bir ülkeye bağlı olmayan evrensel şeyler. Sadece bir ülkede çalışır, başka bir yerde çalışmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Manipülasyon varsa her ülkede oluyor, her yerde görebilirsiniz. Hızlı dolaşamıyorum kayıt olunca grafiği. Bakın burası güzelmiş. Mercedes. Burada güzel. Burada yine bir formasyon var.
Şurada. Burası. Evet, saat 14.13. Bir saat sonra ortalama Amerikan marketleri açılacak. Merck arkadaşlar şirketi. Evet, bu örnek olsun diye yaptığımız bir çalışma. İlgilenen arkadaşlar borsa kursu koraygücü.com sitesinden borsa kursu linkini tıklayıp kursa bakabilir arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar ben analizlere devam edeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.